Merhaba arkadaşlar, bu videomda size KDE Live'ın 19.12 versiyonunda gelen yeniliklerinden söz edeceğim. KDElive.org sitesinden bu sayfada bu yeni versiyonla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Programı yüklemek için şuradaki download linkini tıklamanız gerekiyor. Bu linki videonun altına koydum, oradan bakabilirsiniz. KDE Live bu yeni sürümü Aralık 2019'da çıkardı. Programın yeni versiyonunda öne çıkan özellikler arasında daha hızlı ve akıcı bir zaman çizelgesi oluşturulmuş. Gördüğünüz şu sağdaki bölümde yeni bir ses mikseri oluşturulmuş. Videonun sesini ayarlayabildiğiniz gibi kayıt işlemi de yapabiliyorsunuz. Bu videoda size hem programın yeniliklerinden söz edeceğim hem de yeni kullanıcı olan arkadaşlar için genel bir tanıtım yapmak istiyorum. Programın yardım bölümünden, uygulama dilini seç bölümündekinden programı Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Türkçe dil ayarını yaptıktan sonra tamam deyip çıkıyorsunuz ve programı aç kapa yapmanız gerekiyor. Daha sonra program Türkçe'ye ayarlanıyor. Ayarlar bölümünden de KDE Live uygulamasını yapılandır bölümüne gittiğinizde projenizle ve videolarınızla ilgili programla ilgili genel ayarları yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan bir nokta şu çeşitli bölümünde otomatik kurtarmayı aktifleştir. Bunun seçili olması gerekiyor. Çalıştığınız dosyaların daha sonra kurtarabilmek için, yedeğinin alınması için bunu seçmeyi unutmayın. Bir de proje tanımları bölümünde projenizin ölçekleriyle, ölçüsüyle ilgili ayarları yapıyorsunuz. Şu video izleri ve ses izleri de şuradaki video ve ses katmanlarını açabiliyorsunuz, ayarlıyorsun. Kaç tane video ve ses katmanı istiyorsanız onları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak söyleyeceğim şeyler bunlar burada. Şu üstteki linklerde değişiklikler yapılmış. Önce onları kısaca bir tanıtayım. Ekran bölümünde şuradaki ekran bölümünün komutları var. Buraya yeni eklemeler yapılmış. Zaman tüneli bölümü şu kısmıyla ilgilendiren komutları içeriyor. Buraya klip bölümü kliplerimize, araç bölümü ise şuradaki şu araçlarla ilgili bir bölüm. Proje, çalıştığınız projenizinle ilgili yapabileceğiniz ayarlar. Burada proje ayarları yapabilirsiniz yine. Projenizin ayarlarını yapabildiğiniz bir bölüm. Burası da. Görünüm bölümü var. Bu görünüm bölümü daha önce şurada sonlarda bir yerdeydi. Bu sefer buraya alınmış. Buradaki şu işaretli olan kutucuklar benim şu anda programımda açılı olan pencereleri gösteriyor. Çoğunlukla kullanılan bunlar olduğu için program bu şekilde ayarlı açılıyor. KDE Live'da bu pencerelerin bazılarını istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Şuradaki şu baklava dilimi gibi olan düğmeye tıkladığınızda bu pencere buradan hareket ettirebiliyorsunuz. Daha sonra onu istediğiniz yere taşıyıp bırakabiliyorsunuz. Yaptığınız bu değişikliği saklamak istiyorsanız da görünüm bölümünde düzeni farklı kaydet bölümüne gidip burada 4 tane seçenek çıkıyor karşınıza. Düzeni farklı kaydet olarak ben bir tane kaydetmiştim. Benim kendi seçimim olan bir tane kaydım var burada. Siz de herhangi birini tıklayıp şöyle düzeni 2 olarak diyeyim şimdi. Burada buna bir isim veriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu şu görünümü kaydediyor. Daha sonra o görünüme tekrar dönmek istediğinizde görünüm bölümüne gidip düzen yükle seçeneğine gidiyorsunuz ve burada kendinize isim verip ayarladığınız düzeni tıkladığınızda tekrar bu pencereler sizin seçtiğiniz görünüme geri dönüyor. BIM projesinde ses dosyalarının görünümü değiştirilmiş. Böylece ses dosyası ile video dosyasını daha iyi ayırt edebiliyoruz. Buradaki efektler bölümünde yenilikler yapılmış. Dönüşüm bölümü olan daha önceki dönüşüm bölümü şurada composition olarak gruplanmış. Composition bölümünde buradaki bu geçiş efektleri var. Composition bölümündeki bu hangi efektlerin ne işe yaradığını görmek istiyorsanız
herhangi birini tıklayıp şurada onun ne işe yaradığını gösteren bir açıklama geliyor ekranınıza. Şöyle. Ama her birinin, bakın burada gördüğünüz gibi, Türkçe'ye çevrilmemiş. Bazılarını çevirmişler. Bu şu küçük pencerenin açılmasını sağlamak için şuraya tıklamanız gerekiyor. Şöyle bunu tıklarsanız burada hangi efektin ne işe yaradığını görüyorsunuz. Burada daha önce hazır yüklediğimiz efektler vardı. Şurada ayarlar ya da yardım bölümündeydi. Tam ikisini hatırlayamıyorum şu anda. Buradan internetten yüklediğimiz hazır efektler vardı. O efektleri burada şimdi çözünme bölümüne eklemişler. Çözünme bölümünü şöyle getirip şuraya efekti ekliyorum bakın. Burada şöyle şunu açayım biraz. Çözünme efektini uyguladığınızda şurada hiçbiri çözülür bölümü var. Orada hazır yüklü bu efektler geliyor. Bu efektlerin bir kısmı böyle bu şekilde yüklü olarak geliyor. Bu efektlerden daha fazla yüklemek isterseniz bunu yüklemek için bu yeni versiyonda yeni süpürme efektleri indir düğmesini tıklamanız gerekiyor. Onu tıkladığınızda burada hazır diğer ücretsiz efektleri görüyorsunuz. Bunları indirip programa kullanabiliyorsunuz. Daha önce dediğim gibi şurada şu iki menüden birinde idi bu. Şimdi bu şekilde bu çözünme efektine eklenmiş. Efektler bölümünde de diğer efektler var. Video ve ses efektlerini ayrı ayrı filtreleyebiliyoruz. Buradaki efektler fazla değil. Bakın, KD Live'ın birçok efekti var ama burada sık kullanılan efektleri eklemişler. Diğer efektleri görebilmek için zaman tüneli bölümünden efekt ekle bölümündeki şu bu kısma gideceksiniz. Bakın, renklerle ilgili efektler, ses düzeltmeleri, çözümleme veri, imajlarla ilgili olanlar, hareket sadece dondur var, alfa transform bunlar. Çeşitli de böyle geniş bir efekt var. Sesle ilgili efektler ve özel zoom. Bu şekilde efekt ekle zaman tünelindeki efekt ekle bölümüne efektleri toplamışlar. Bir diğer yenilik de burada şu hiçbiri çözülür bölümünde herhangi bir efekti bu videoya eklediğinizde şu bölüme gidip bu efektten bir başka efekte geçmek istiyorsanız mouse'un topuyla onu değiştirebiliyorsunuz. Bu da yeni gelen bir özellik. O da güzel olmuş. Ses dosyası indirmek istiyorsanız daha önce ses dosyası gibi dosyaları da bu kullandığımız bu efektleri indirdiğimiz bu alanda indiriyorduk. Şimdi onun yerini değiştirmişler. Proje bölümünde çevrimiçi kaynaklar linki var. Ona tıklıyoruz. Buradan 3 farklı kütüphane seçeneği var. Buradan istediğiniz türdeki sesin ismini şuraya yazıyorsunuz, ara diyorsunuz ve burada o internet üzerinden bu sesleri listeliyor size ve indirip bilgisayarınıza kullanabiliyorsunuz. Proje ekranımız var. Şimdi şu efekti silelim. Proje ekranımızda yapılan değişiklikler var. Şurada bu daha önce de açılan bu penceremiz vardı. Bu toolbar şu şekilde videoyu tam ekran olarak izleyebiliyorsunuz. Escape tuşuyla tekrar çıkabiliyorsunuz. Bu toolbarda yine şurada Change Overlay bölümünde düzenleme kolaylığı getiren bu çizgiler var. Şu düğmeyle yakınlaştırıyorsunuz. Bununla da uzaklaştırıyorsunuz. Bu bölümle kılavuz ekleyip buradan da kılavuzu silebiliyorsunuz. Bu kılavuzu biraz sonra göstereceğim size. Şurada Move Toolbar'da da bunu şöyle tıklarsanız ya sola
ya da sağa alabiliyorsunuz. Nerede kullanmak isterseniz onu o şekilde kullanıyorsunuz. Bu ekrana sağ tuşla gittiğinizde mevcut ekran kaplaması var. Buradan ekran kaplama zaman kodu, şurada bir zaman kodu koyabiliyor. Kaçıncı saniyedesiniz onu gösteriyor. Ya da bu videonun FPS ayarını gösterebiliyor. Bu tür şeyleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Çok kullanışsız, ben pek kullanmıyorum ama kullanmak isterseniz bunları da ayarlayabilirsiniz. Proje ekranında bu bölümde de değişiklikler yapılmış. Ses seviyelerini göster var. Bir de sesi buradan kısıp açabiliyorsunuz. Videonun sesini buradan kısıp açabiliyorsunuz. Ekran boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Daha önce de vardı bu. Buradan sesi kısıp açılma eklenmiş. Buradaki audio mixer bölümündeki şu düğmelerle de açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da şuradaki bu scroll'larla buradaki bu düğmelerle de yukarı aşağı götürerek sesin seviyesini değiştirebiliyorsunuz. Eğer tamamen kesmek isterseniz burada da bu katmanda sesi kapat düğmesini tıklayarak videonun sesini kapatabiliyorsunuz. Proje ekranındaki gördüğüm yenilikler bunlar. Zaman tünelinde de yenilikler olmuş. Zaman tünelinde şurada sağ tuşla simge boyutunu küçültüp büyütebiliyorsunuz. Buradaki şu görünen düğmeleri büyük ya da daha büyük ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlıyorsunuz. Video ve ses dosyalarının isimlerini şuradaki bölüme çift tıklayarak burada isim verebiliyorsunuz. Bu değişmiş biraz. Ve şu katmanları küçültmek, büyütmek istiyorsanız da şu ok tuşlarına tıklarsanız katmanları böyle küçültüp büyütebiliyorsunuz. Zaman tünelinde videoyu işlerken sağa ya da sola gitmek için mouse'un topuyla bu şekilde hareket ettirmeniz gerekiyor. Kontrol ile birlikte mouse'un topunu kullanırsanız da videoyu yakınlaştırıyor ya da uzaklaştırıyor. KD Live'ın eski versiyonunda zaman tüneline videoyu eklediğinizde ses dosyası ve video dosyası ayrı katmanlarda değil tek bir katmanda video dosyasında geliyordu ve sağ tuşla üstüne tıklayıp grubu çöz diyordunuz. O şekilde ayrım yapıyordunuz. Ama bunda şimdi ikisi gruplu bir halde ama ayrı katmanlarda geliyor. Eğer yine ayırmak isterseniz gruplandırmayı çöz diyorsunuz ve ses ve videoyu birbirinden ayırt edip ayrı ayrı hareket ettirebiliyorsunuz. Bir diğer gelen yenilik de eğer şu videoyu bir kez daha şuraya alacağım. Şöyle videonun ikinci bir videoyu diğer katmana aktardığımda bakın bu şekilde ikisini ayrı bir şekilde ayırıyor. Eski versiyonda ses dosyasını video katmanına alabiliyordum ya da video katmanındaki videoyu ses dosyası katmanına alabiliyordum. Bu yeni versiyonda buna izin vermiyor. Şimdi bu videonun grubunu çözüyorum. Her ikisini de ayrı hareket ettirebiliyorum bakın. Şimdi bu ses dosyasını bir üstte ses dosyası olduğu için onu alabiliyorum audio dosyasına. Ama bir üstteki video dosyası ve ne kadar sürüklemeye çalışsam da gitmiyor. Bunu bir alta alabiliyorum ama şöyle aşağıya ses dosyasına alamıyorum. Bu yeni versiyonda gelen bir özellik de bu. Şurada ekranda iki videoyu ya da daha fazla videoyu tek bir ekranda görebiliyorsunuz. Şöyle sağ tuşla gittiğinizde burada çoklu iz görünümü var. Yine bu düğmeyi ekran bölümündeki çoklu iz görünümünü tıklayarak da görebilirsiniz. Onu tıkladığınızda tek ekranda her iki videoyu da görebiliyorum.
Sağ tuşta yine çoklu iz görünümünü kaldır dersem tek ekran görünümüne geri dönüyor. Burada biraz önce söz ettiğim şurada kılavuz ekle bölümü var. Bu kılavuz ekle bölümünü yine zamanlar bölümünde de bulabiliyorsunuz. Burada kılavuz ekle dediğinizde şu işaretin olduğu bölümde bir kılavuz ekliyor. Video düzenlerken bu bölümde yapmak istediğiniz bir işlem olabilir ya da hatırlatmak istediğiniz bir şey olabilir. Böyle bunu verebiliyorsunuz. Bunu silmek için yine kılavuzlar bölümünden kılavuzu sil ya da tüm kılavuzları sil dediğinizde bütün kılavuzları siliyor. Bir tek kılavuzu silmek istiyorsanız o kılavuzun üstüne gidip daha sonra kılavuzlar bölümünden kılavuzu sil demeniz gerekiyor. Bir de bu kılavuzu düzenle bölümü var. Yine bir kılavuz ekleyelim. Bir tane daha ekleyelim. Şimdi kılavuzu düzenle bölümüne gideceğim. Burada kılavuzların hem ismini değiştirebiliyoruz hem de şuradan renkleri değiştirebiliyorum. Tamam dedim. Bakın bir kırmızı bir de mavi iki tane kılavuz seçeneğim oldu. Bunları şimdi buradan şöyle tüm kılavuzları sil diyerek kaldırabiliyorum. Bir gelen diğer yenilik de videoların renklerinde yapabildiğimiz değişiklikler olmuş. Onu da size şuradan göstereyim. Renk bölümünde, efektler bölümündeki renk bölümünden kaldır gama kazanç bölümüne gidiyorum. Şöyle videonun üstüne sürükleyip bunu bırakıyorum. Şu kısmı şöyle biraz açalım. Bu renk bölümündeki efektlerle videonun renklerini istediğimiz gibi değiştirebildiğimiz farklı seçenekler var. Bu kaldır gama kazanç da yeni gelmiş. Şu düğmeye ister tıklayıp sürükleyebilirsiniz şöyle. Ya da mouse'u onun üstüne götürüp şöyle aşağıya doğru da çekebiliyorsunuz. Şöyle kazançla biraz açalım. Bunu da biraz şöyle getirelim. Gama olarak da ayarı şöyle açarsam bakın böyle değiştiriyor. Ya da koyulaştırabiliyorum. Ya da buradaki şu odak noktasını da herhangi bir istediğim renge doğru kaydırıp videonun renginde değişiklikler yapabiliyorum. Bu diğer efektleri de zamanla size göstermeye çalışacağım. Videonun renklerinde de bu versiyonda çok güzel özellikler gelmiş. Eklediğimiz bu bir efekti silmek istiyorsanız bu düğmeye tıklamanız gerekiyor. Efekti devre dışı bırakmak için şu göz bölümüne tıklamanız gerekiyor. Ya da burada yaptığınız değişiklikleri sıfırlamak istiyorsanız da şuradaki ön ayarlar bölümüne gidip efekti sıfırla demeniz gerekiyor. Bu tüm efekte verdiğiniz o değişiklikleri geri alıyor. Eski versiyonda videoyu yavaşlatmak ya da hızını arttırmak istiyorsanız buradaki efektlerin bulunduğu bölümden seçiyorduk. Şimdi bunu değiştirmişler. Videonun üstüne gidiyorsunuz. Burada Change Speed var. Change Speed'i tıkladığınızda 100'den aşağıya doğru bir rakam verirseniz videoyu yavaşlatıyor. 100'den yukarıya doğru verirseniz de video hızlanıyor. Ben şimdi burada videoya 200 olarak bir hız veriyorum ve tamam diyorum. Bakın video kısalıyor. Daha hızlı bir hale geliyor. Şu sesi bir kısalım gürültü olmasın. Şöyle bakın video daha hızlı hale geliyor. Ben bunu değiştirmek istediğimde yine sağ tuşla Change Speed'e gidiyorum. Bunu şuradan yine eski haline değiştirip 100 diyebiliyorum. Ya da Ctrl Z ile de gidebilirsiniz. O da olur. Burada klibi ters çevir var. Klibi ters çevir dediğinizde şuradaki sondaki bölüm en başa geliyor. Fotoğrafı çevirdiğimiz gibi videoyu da ters çeviriyor. Şöyle çevir diyorum bakın. Şimdi videoyu ters oynatıyor. Bu videoda pek fark etmeyeceksinizdir ama başka hareketli videolarda bunu fark edebilirsiniz. Tekrar
sağ tuşla gidip klibi ters çevir diyorum tekrar ve normal haline döndürüyorum. Eski versiyonda bir videonun ya da grafiğin oynama süresini değiştirmek istediğimizde üzerine çift tıklayıp bir pencerenin açılmasını sağlıyor ve orada süresini belirliyorduk. Bu yeni versiyonda yine bu da değişmiş. Sağ tuşla süreyi düzenle diyoruz. Burada gelen farklı 4 ayar var. Şu süre bölümünden bu süreyi değiştirdiğinizde şöyle 10 yapayım. Tamam diyorum. Bakın video yine kısalıyor ve videonun oynama süresi değişiyor. Videonun sadece 10 saniyesini gösteriyor. Hızlandırmıyor videoyu. Hızlandırma ayrı. Oynama süresini ayarlama farklı oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.